Merhaba sevgili öğrencilerim. İkinci sınıf matematik dersi çarpma işlemi ile ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, diğer ders videoları için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soru, 6 bisiklet ve 8 otomobilin toplam kaç tekeri vardır? Toplam dediği için çoğu öğrencimiz burada 6 ile 8'i toplama ihtiyacı duyuyor. Çarpma işlemi nerede peki, değil mi burada? Bisikletin 2 tane tekeri olduğunu biliyorsun. Peki. Otomobilin de 4 tekeri olduğunu biliyorsun. 6 ve 8'i toplarsan sayılarını toplamış olursun. 6 bisiklet ve 8 otomobilin toplamını yapmış olursun. Senden onu istemiyor. Senden toplamda kaç tane tekeri var onu bulman istiyor. Çocuklar biliyorsun ki bisikletin 2 tane tekeri var. 6 bisiklet için 2 ile 6'yı çarpmam gerekiyor. 2 tane 6. 6 kere 2. 12 eder. Yani 6 bisikletin 12 tane tekeri var. Hemen buraya yazalım. 12 teker. Peki. Her otomobilin 4 tane lastik tekeri olduğunu biliyorsun. O zaman 8 tane otomobilin lastik sayısını bulmak için 8 ile 4'ü çarparım. 8 kere 4 de 32 eder. 32 tane teker, değil mi? Evet, şimdi çıkan bu tekerleri toplamamı istiyor benden. 32 tane araba tekerleri, 12 tane de bisiklet tekerleri var. Bunların toplamı 2 2 daha 4 eder. 3 1 daha 4 eder. 44 tane toplamda teker vardır. Her gün 2 ekmek tüketen bir aile 2 haftada kaç ekmek tüketir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Değişik yollarla aslında bunu yapabiliriz. Öncelikle 2 haftada kaç ekmek tüketir diyor ya. 2 haftadaki gün sayısına bakmam gerekmiyor mu? Biliyorsun ki 1 haftada 7 gün var. 2 haftayı bulmak için 7 ile 2'yi çarpmam gerekiyor. 7 ile 7 toplayarak da bunu yapabilirim. 7 kere 2 14 eder sevgili öğrencim. Yani benden 14 günde kaç tane ekmek tükettiğini istiyor. Birinci gün 2 ekmek, ikinci gün 2 ekmek, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. 14 gün boyunca ikişer ikişer ekmek tüketiyor. Bu durumda 14 ile 2'yi çarparak 2 haftada kaç ekmek tükettiğini bulabilirim. 2 kere 4 8 eder yazdım. 2 kere 1 2 eder onu da yazdım. 2 haftada 28 ekmek tüketir sevgili öğrencim. 3 numaralı sorumuzla hemen devam ediyoruz. Sınıfımızdaki öğrenciler 5'erli 7 grup olarak oyun oynuyorlardı. Sınıfımızda 18 kız öğrenci olduğuna göre kaç tane erkek öğrenci vardır? 5 1 grupta, 5 2. grupta, 3. grupta, 4. grupta, 5. grupta, 6. grupta, 7. grupta. Şimdi bunların hepsini toplamak biraz uzun sürdü sanki, değil mi? Ben o zaman bu durumda 7 ile 5'i çarparım sonuca ulaşabilirim. Öncelikle bu sınıftaki öğrencilerimiz 5'er 5'er 7 grup oluşturuyorsa 7 ile 5'i çarpıp sınıfımdaki öğrencileri bulacağım. 7 kere 5 35 eder. 5'er 5'er 7 tane sayarsan olur sevgili öğrencim. 35 kişi mevcudumuzu bulduk. Sınıfımızın 18'i kızmış çocuklar. Geriye kalanlar da erkek. Bitmedi soru. 35 tane toplam öğrenci var. Bunun 18 tanesi kızsa geri kalanlar da erkekmiş. Geri kalanları çıkartarak bulurum. 5'ten 8 çıkmaz. Bir onluk aldım. 2 kaldı. Burayı da sildim. 15 oldu. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Sınıfımızda 17 tane erkek öğrenci olur. Ve bir diğer sorumuz. 7 öğrenci daha gelseydi bahçede 4'erli 4'erli 9 grup olabilecektik. Bahçede şimdi kaç öğrenci vardı? Şimdi çocuklar biz 7 öğrencinin daha gelseydi bir şart cümlesidir bu. Biz 7 öğrencinin gelmesini hayal edelim. Farz et ki 7 öğrenci gelmiş. Bu 7 öğrenci geldiyse 4'erli 4'erli 9 tane grup oluşturabilecektim. 1. grup 4, 2. grup 4, 3. grup 4, 9 grup ve her grupta da 4 öğrenci olacak. Bu durumda ben 9 ile 4'ü çarparak bahçedeki kişi sayısını bulabilirim. 9 kere 4 36 eder sevgili öğrencim. Ama ben 7 öğrenci geldiğini farz ettim ama gelmemiş. O zaman 36'dan da bahçede diyor şimdi kaç kişi vardır? Yani 7 öğrenci daha gelmeden önceki halini istiyor benden. 36'dan 7'yi çıkartarak sonuca ulaşabilirim. 6'dan 7 çıkmaz. 10'luk aldım 2 kaldı. Burası da 16 oldu. 16'dan 7 çıkarsa 9 kalır. 2'yi de aşağı indirdim. Şu anda bahçede 29 kişi vardır. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan ikinci sınıf çalışmalarını görüyorsunuz. Birincisi ana DVD, Türkçe, matematik, hayat bilgisi dersleriyle ilgili konu anlatım, soru çözüm, alıştırma etkinlikler, 334 adet video ders, 46 saatlik anlatım. Diğeri bununla birlikte satılan ek DVD, 182 adet ders videosu, 29 saatlik bir anlatım.
Yapman gereken ilköğretimvideo.com, buraya bana ait olan internet adresi. Gir buraya, satın alacağın ikinci sınıf DVD'siyle ilgili ayrıntılı bilgi edinebilir, siparişini verebilirsin. DVD olarak da USB olarak da gönderimini yapıyorum. Bir diğer sorumuza devam edelim. Ceren 5 yaşındadır. Babasının yaşı Ceren'in yaşının 7 katıdır. Annesi babasından 2 yaş büyüktür. Üçünün yaşları toplamı kaç olur diyor bize. Bakalım hemen. Ceren 5 yaşındadır yazmış. Babasının yaşı Ceren'in yaşının 7 katıysa ben 7 ile 5'i çarparak babasının yaşını bulurum. 7 kere 5'te 35 eder. Lütfen yanına ne bulduğunu yaz. Baba. Annesi babasından 2 yaş büyüktür diyor. Baba 35 yaşındaydı. Annesi babasından 2 yaş büyükse 35 ile 2'yi topladım. 5, 2 daha 7 eder. 3'ü de aşağı indirdim. Ve annesinin yaşını buldum. Yanına da yazıyorum anne diye. Final kısmı, üçünün yaşları toplamı kaçtır? Ben her yaptığım işlemde neyi bulduğumu bildiğim için 35-37'den kastetmiyorum. 35'in baba olduğu, 37'in anne olduğunu ve Ceren'in de 5 yaşında olduğunu bildiğim için üçünü çok rahat bir şekilde toplayabilirim. 37 annesinin yaşı. 35 de babasının yaşı. 5 de Ceren'in yaşı. Üçünün toplamı. Buradan başla istersen. 5, 5 daha 10 eder. 10'la da 7'yi topladım. 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 3, 3, 6, 1 de elde 7. 3'ünün yaşları toplamını 77 olarak bulabiliriz. Bir diğer sorumuz. Kilogramı 4 lira olan muzdan 7 kilogram, 2 lira olan elmadan 5 kilogram aldım. Satıcıya 50 liraya verdim. Kaç lira para üstü alırım? Peki. Kilosu 4 liraymış. Muzun 7 kilo almışsın sevgili öğrencim. 1 kiloya 4, 2. kiloya 4, 3. kiloya 4. kilo, 7 kilonun her birine 4 lira vermişsin. Bu her kelimesi bana çarpmayı hatırlatıyor zaten. 7 kilo alıyorsun ve her birine 4 lira veriyorsan 7 ile 4'ü çarpıp muzların parasını bulabilirsin. 7 kere 4 28 eder. 28. Şuraya ben muzların parası diye yazdım. 2 lira olan elmadan 5 kilo aldım diyor. Tamam. 1. kilo 2 lira, 2. kilo 2 lira, 3, 4, 5. 5 kilonun her birine de 2 lira para veriyorsan 2 ile 5'i çarparak elmaların toplamda kaç lira ettiğini bulabilirsin. 2 kere 5 de 10 eder. Yanına da elmaları yazayım. Satıcıya 50 lira vermişim. Peki borcumuzu hesaplayalım. Biz işte gittik pazarcının yanına, dedik ki ne kadar borcumuz? Dedi ki bize 28 lira muzların parası, 10 lira ve elmaların parası. Bunların toplamı 8 0 daha 8 eder, 2 1 daha 3 eder. 38 lira borcunuz var dedim. Tamam. Sonra biz dedik ki al sana 50 lira para. Değil mi? Biz borcumuzdan daha büyük bir, daha fazla bir para verdik. O zaman bize para üstü vermesi gerekmiyor mu? 50 lira vermişiz. 38 liralık borcumuzu kessin. Ve geri kalan da bana para üstü olarak versin lütfen. 0'dan 8 çıkmaz. 10'luk aldım. 4 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Geriye 12 lira para üstü alırsın. Ve bir diğer sorumuz. Her birinde 4 kalem bulunan 9 kutu kalemin 13 tanesini kullanınca kaç tane kalemim kalır diyor bize. Bakalım hemen. 9 kutu var sevgili öğrencim. Bunu ben şöyle şekil çizerek göstermek istiyorum. Birinci, ikinci, üçüncü. Birinci, ikinci, üçüncü. Birinci, ikinci, üçüncü. 9 kutuyu yazdım. Her birinde 4'er kalem bulunuyormuş. Yazalım. 4 burada, 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 4 burada. Sevgili öğrenciler, bunların hepsini toplayacak halim yok değil mi? 9 ile 4'ü çarparım. Kaç tane kalemim kaldığını hesaplayabilirim. 9 kere 4, 36 eder. Gönül ister ki bu işlemi benim gibi zihinden yapabilmen. Yapamıyorsan da dünyanın sonu değil. 4'er 4'er 9 tane sayar mısın lütfen? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ama dur, tamam mı? Fren yapmasını da bil. 36. Ben şu anda kalemlerin sayısını buldum. 36. 13 tanesini kullanınca eksilir. Eksilmez mi? 36 kalemin 13 tanesini kullanırsan kalemlerimiz sayısı azalır, eksilir. Azalma durumunda da çıkarma işlemi yaparım. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Sonunda benim de 23 tane kalemim olur. Ve bir diğer sorumuz. Devam edelim hemen. 6 kutunun her birinde 5 yumurta vardı. Yumurtaların 8 tanesini kaç yumurta kalır? Aynısı.
6 kutu. Birinci kutuda 5 tane, ikinci de 5 tane, üçüncü de 5 tane, dördüncü de, beşinci de, altıncı da. Bunların hepsini toplamak yerine 6 ile 5'i çarparak yumurtaların toplam sayısını bulurum. 30 tane. 8 tanesini kullandıysan yumurtaların azaldı. 30'dan 8'i çıkartarak geriye kaç yumurta kaldığını hesaplayabilirsin. 0'dan 8 çıkmaz. 10'lu kaldım. 2 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. 2'yi de altında sayı olmadığı için indiriyorum. Geriye 22 tane yumurta kaldığını bulabilirim. Hesaplayabilirim. Ve bir diğer sorumuz. 10 kutu balon aldı. Kutuların her birinde 5 balon vardı. Balonların 23 tanesini süslemede kullandım. 6 tanesi de patladı. Kaç tane balon kalır? Farklı yöntemler kullanabiliriz bunun. Öncelikle elimizde bizim kaç tane balon var? 10 kutu balon var. İyi de 10 kutunun içinde tek tek adet olarak kaç tane var? Her birinde 5 tane balon varsa ben 5 ile 10'u çarparak balonlarımız sayısını bulurum. Bir sayı 10 ile çarpmak kolay. Sayıyı yazarsın. Sağına onun yanında kaç sıfır var? Bir tane. Yanına bir tane sıfır getirirsen 50 tane balonun olduğunu hesaplayabilirsin. Bitmedi. Bazıları bir işlem yapınca hemen öğretmenin yanına koşuyor. İşte öğretmenim yaptım, getirdim, bitti. Hayır. 6'yı kullanmadık, 23'ü kullanmadık. Yani kullanmadığımız sayıları niye bize işlemde versin? Şimdi 50 tane balon var. Bak bundan sonrasını şöyle yapabilirsin. 50 tane balonum var. 23 tanesini süslemede kullanmışsın. Kaç tane kalır? Azalır tabii ki. 0'dan 3 çıkmaz. 10'luk aldım. 4 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Bitmedi. 27 tane balon kalmış. 6 tanesi de patlamış. 27'den bu sefer 6'yı çıkartıyorum. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. 2'yi de aşağı indirdim. Geriye 21 balon kaldığını bulabilirsin. Bu bir. İkincisi. Şimdi 50 tane balonumuz var. Bu işlemi yaptık. Tamam mı? Devamında. Ben 23 tanesini süslemede kullanıyorum. 6 tanesi de patladı. Kaç tanesini kullandım, eksilttim, azalttım? Azalttıklarımın toplamına bakıyorum. 6 üst daha 9 eder. 2'yi de aşağı indirdim 29. Ben 29 tanesini geri geldi süslemede, geri geldi patlattım, eksilttim. Kullandım yani bunu. Benim 50 tane balonum yok muydu? 29 tanesini kullanmadım mı? Çıkartarak geriye kalan balonu ikinci yolla da bulabilirim. Bakın burayı yaptıktan sonra işlem bitti. Ben sana farklı bir yolunu da gösteriyorum. 0'dan 9 çıkmaz. 10'lu kaldım. 4 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Geriye bu şekilde de 21 balonun kaldığını bulabilirsin. Ve bir diğer sorumuz. Bahçede 8 koyun 9 tavuk dolaşıyor. Bu hayvanların ayaklarının toplamı çocuklar, koyunların 4 tavukların 2 ayağı olduğunu unutma. Bir de yeri gelmişken bazı öğrencilerimiz tavşanın 2 tane ayağı olduğunu biliyor. Hayır sevgili öğrencim, tavşanın da 4 ayağı vardır. Karıştırma lütfen. İşlem yapacak öğrencimiz 6. sınıfa gelmiş, tavşanın 4 ayağı olduğunu bilmiyor. Dikkat edelim, yeri gelmişken de söyleyelim. Koyunun 4 ayağı var sevgili öğrencim. Tavuğun da 2 ayağı var. Yani birinci koyunun 4 ayağı, ikincinin 4, üçüncünün 4, dördüncünün, beşincinin 6, 7, 8'incinin 4. Hepsinin 4'er tane. 8 ile 4'ü toplama değil mi burada? 8 ile 4'ü çarp burada. Çünkü 8 tane 4 sayıyorsun sen. 8 kere 4 de 32 eder. Bulduğunu yanına yaz. Ben koyunların ayaklarını buldum. Yazdım. Her tavuğun 2 tane ayağı var. Birinci tavuk 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2. 9 tane 2 var orada. 9 tane 2. Tutuyor işte 9 ile 2'yi topluyor, çıkartıyor ne bileyim ne. Ya 9 tane 2. Taneyi gördüğün yerde çarpmayı yapıştır hemen. 9 kere 2 18 eder. 2 tane 9. 9 artı 9 gibi. 18 koyun buraya da ya, pardon. 18 tane tavuk ayağını buldum. Oraya da yazdım. Şimdi ayaklarının toplamı kaçtır diyor. Ya da öğrencimiz tutuyor hemen kolaya kaçacak. 9 ile 8'i topluyor. Ya sen 9 ile 8'i toplayınca bas sayısını topluyorsun. Sevgili öğrencim dikkat et lütfen ya. Dikkat et, yaparsın sen bunları. Yaparsın, kendine güven. 32 tane koyun ayağı var, 18 tane tavuk ayağı var. Şimdi bunları toplayabilirim. Baş sayısını toplama, ayak sayısını topla. 8 2 daha 10'un sıfırı, elde var 1. Ekledim buraya 4 oldu. 4 1 daha 5 oldu. Toplamda bunların 50 tane ayağı vardır. Sevgili öğrenciler, dersimiz sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Video sonunda ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders atıyoruz buraya. Abone olmayı lütfen unutmayalım.
Herkese başarılar diliyorum.